neden hemen kabul olmuyor? Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Eğer Allah duaları hemen kabul etseydi, eğer Allah rızkı bol bol verseydi, insanlar azardı. Eğer herkes dua edince, duası kabul olursa, tam bir kaos olur. Onun için, dua kabul oluyor mu? Dua kesinlikle kabul olur. Çünkü Allah'ın vaadi vardır. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Allah duaları kabul edendir. Allah el-muciptir. Duaya icabet edendir. Davete icabet edendir buyurdu. Dua ederken ne istiyoruz? Bizim için hayır olanı istiyoruz. Bu benim için hayırlıdır. Bu benim için güzeldir dediğimiz için istiyoruz. Ama bizim için hayır olup olmadığını Allah biliyor. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Olur ki bir şeyi seversiniz, istersiniz. O sizin için şerdir. Olur ki bir şeyi istemezsiniz, o sizin için hayırdır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir dedi. Onun için Allah, biz dua edince duamıza icabet ediyor. Ama tercihi o bizim adımıza yapıyor. Bunun bu senin için şimdi hayırdır, ya da sonra hayırdır, ya da ebedi hayatta hayırdır. Her halükarda dua edince kazandın. Ama Allah hayır olanı yaratıyor. Senin için hayır olanı takdir ediyor. Bununla beraber, dua ibadettir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Dua ibadetin özüdür, iliğidir, beynidir. Bütün ibadetler duadır. Namaz baştan sona duadır. Onun için dua kulluğun gereğidir. Duamızı yapacağız. Ama benim için hayır olanı ikram et dememiz gerekir. Eğer benim için hayırlıysa ver ya Rabbi. Değilse beni bundan koru, beni bundan muhafaza et dememiz gerekir. Yoksa ben böyle istiyorum, bu böyle olsun. Bu dua değil. Allah senden daha iyi biliyor. Buna iman etmemiz gerekmez mi? Evet, iman etmemiz gerekir ki o bizi bizden daha iyidir. Bizim için hayır olanı bizden daha iyi bilendir. En iyi, tek iyi, tek bilendir. Onun için olduysa hamd ederiz, şükrederiz. Olmadıysa yine hamd eder, yine şükrederiz. Kabul ettiyse seviniriz, etmediyse üzülmeyiz. Yine seviniriz. Rabbim böyle takdir etti diyoruz. Yoksa benim gibi olsun deyip sanki her şeyi ondan daha iyi biliyormuşuz gibi hayrı da ondan daha iyi, şerri de daha iyi bildiğimizi zannetmiş oluruz ki bu insanı şirke, küfre götürür. Onun için Rabbimize karşı edepli olmamız gerekir. Onun hakkını ona teslim etmemiz gerekir. Duayı kabul etmek onun hakkıdır. Kulü için hüküm vermek onun hakkıdır. Kulü için tercih etmek onun hakkıdır. Onun için bize düşen sadece ona güvenmektir. Rahmanlığına, rahimliğine güvenmektir. Kerimliğine güvenmektir. Duamıza icabetine, mucipliğine iman edip güvenmektir, emin olmaktır. Her şey yerli yerindedir. Ne bir eksik ne bir fazladır. Her şeyi gerektiği gibi yaratır. Kulunun duasına da gerektiği gibi icabet eder. İcabet ettiği duası mutlak hayırdır. Allah el hayırdır. Kardeşimize selam olsun.